Kalp kapak hastalıkları nelerdir? Evet, kalp kapak hastalıkları şu anda hala dünyada bizim kalp cerrahlarının yaptığı önemli ameliyatlardan bir tanesi. Kalp kapağı deyince aklımıza neler geliyor? Biliyorsunuz kalbin dört tane odacığı var. Sağ karıncıktan sağ kulakçık, sağ karıncık. Oradan akciğere gidiyor. Küçük dolaşım yapıyor. Akciğe kan temizleniyor. Sonra ne yapıyor? Sol kulakçık ve sol karıncık geliyor. Oradan da bütün aorta temiz kan yayılıyor. Şimdi bu kulakçık ve karıncıklar arasında vücuda giren aortla mesela karıncıktan aorta çıkışı arasında ve sağ taraftan da akciğere giden sağ karıncık ile akciğer arasında kapakçıklar var. Bu kapakçıklar ne işe yapıyor? Bir taraf kasıldığı zaman açılıyor, kanı gitmesine izin veriyor. Karıncık kasıldığı zaman da yukarı akciğere ya da bütün vücuda gitmesi gerekiyor. Geri gitmesini engelliyor. Yani ileri gitmesine için açılıyor. Geri geldiği zaman da kapanıyor. Geriye doğru kaçağı engelliyor. Şimdi böyle dört tane kapakçık var. Sağ tarafta işte türk kapak ve pulmoner kapak dediğimiz kapaklar. Ve sol tarafta da mitral kapak ve aort kapak dediğimiz kapaklar var. Kapakların fonksiyonu bu. Açılma, kapanması. Bu kapakçıklar sol taraftaki mitral kapak sadece iki yapraklı. Diğer üç kapak da üç yapraklı. Şimdi ne oluyor? Bu zaman içerisinde tabii bu kapaklarda problemler olabiliyor. Birincisi doğuştan olabilir. Doğuştan bu kapaklarda problem olabilir. Özellikle pulmoner kapakta, türk pit kapakta, bazen mitral ve aort kapakta da doğuştan darılıklar ya da kapaklarda kaçaklıklar, özellikle darlık olabiliyor. Yani çok sık gözüken bir oranda değil ama bu çocukluk çağında tespit ediliyor. Bazen işte ameliyat gerektirebiliyor bazı durumlarda. İkinci o çocukluk çağlarında başlayıp da erişkinlikte kendini gösteren hastalık romatizmal kalp kapak hastalığı diye bir hastalık var. Romatizmal ateş diye geçiyor halk arasında. Romatizmal ateşte ne oluyor? Boğazımızdaki bir beta mikrop dediğimiz, beta hemolytik streptokok dediğimiz bir mikrop var. O orada boğazda normal bildiğimiz işte tonsillit ya da anjin dediğimiz, bademcik dediğimiz bir enfeksiyona sebep oluyor. Bu sebep olduktan sonra vücudumuz ona karşı ne yapıyor? Antikorlar geliştiriyor. Bazen işte vücudumuzun bu bağışıklık sistemi için oluşturduğu bu antikorlar bazen işte kalp kapaklarında benzerlik gösterebiliyor. Bu böbreklerde de aynı şekilde problem yaratabiliyor. O zaman da nefrotik sendrom dediğimiz bir takım problemlere sebep oluyor. Ama kapak tuttuğu zaman da kapakta o bizim vücudumuzun savunma mekanizması olan antikorlar gidiyor kapakçıklara saldırabiliyor. Orayı yabancı düşman gibi görebiliyor. Yani bu romatizmal ateş şu anda günümüzde çok azaldı artık Türkiye'de çok az miktarda gözüküyor. Az gelişmiş ülkelerde de hala bazı bölgelerde sık. Avrupa'da, Amerika'da neredeyse hemen hemen tamamen bitti. Sebebi de çok işte çocuğun erken bu hastalığı bulaşır bulmaz antibiyotikle tanışması. Antibiyotik yani penisilin çıktıktan sonra ve diğer antibiyotikle çıktıktan sonra bu oran son derece düştü. Türkiye'de de azalmaya başladı ama hala görüyoruz. Özellikle çocukluk çağında çünkü bu çocukluk çağı hastalığı akut romatizmal ateş böyle 6 ile 12 yaş arasında çocuklukta çocuklarda başlayan bir hastalık. başlıyor. Ama problemler böyle 30'lu 40'lı yaşlarda başlıyor. O kapak önce bir hasarlanıyor çocuklukken daha sonra yıllar içerisinde o kapak büzülmeye, yapışmaya ve kireçlemeye başlıyor. Ve bu şekilde ciddi hem mitral kapakta hem aort kapakta bazen türk kapakta ciddi problemler yaratabiliyor. Bir de yani doğuştan olan var. Bu romatizmal ateşle bağlı var. Bir de doğuştan olan bazen aort kapak bazen %1 oranda gözüküyor. Çok sık gözüküyor. Üç yapraklı gibi de iki yapraklı oluyor. Bu ilk başta da çok bir problem yaratmıyor ama böyle bu da 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda o kapak çok daha çabuk dejenere oluyor. Ve o kapak kireçlemeye başlıyor ve darlık ve yetmezlik gelişebiliyor. Bu da zaman zaman ameliyat gerektiren durumlar yaratabiliyor.
Aynı zamanda bu büküsbüt dediğimiz yani iki yapraklı olan doğuştan olan kişilerde aort damarında da genişleme olabiliyor. Aort damarı da genetik olarak zayıf oluyor, duvar yapısı. Burada işte anevrizma dediğimiz olay olabiliyor, yırtılmalar, diseksiyonlar, ani ölümlere sebep olabiliyor. Bu büküsbüt aort dediğimiz olay %1 gibi dünya popülasyonunda aslında düşünürseniz çok sık bir oranda gözükebiliyor. Aynı zamanda kapak hastalıkları yine doğuştan olup da ileriki yaşlarda sıkıntı yaratan prolapsus dediğimiz bir mitral var prolapsus diyoruz. Halk arasında işte kalbinde sarkma var, açıklık var gibi çok söyleniyor. Neredeyse insanların %5'i onun gibi oranda hani çok sık gözüküyor. Ama bu genelde çok bir sıkıntı yaratmıyor. Ancak çok ileri yaşlarda bu mitral var prolapsus dediğimiz yani kapakların ucuza değil de bir tanesinin biraz da üste kapanması. Zaman içerisinde burada da dejenerasyon olabiliyor, kapakta kaçaklar olabiliyor ve kalpte büyümeler yaptığı zaman da bazen bununla da ameliyat edebiliyoruz. Şu anda günümüzde belki de en sık gözüken, bunların dışında en sık gözüken problem dejeneratif kapak hastalıkları diyoruz. Dejeneratif kapak hastalıkları da yaşla birlikte artıyor. Yaşlandıkça nasıl saçımız beyazlıyor, saçımız dökülüyor, cildimiz sarkıyor. Değil mi? Yani değişiklikler oluyor. Aynı şekilde kapakta da zaman içerisinde yaşla bağlı olarak değişiklikler başlıyor ve özellikle bazı kişilerde, özellikle aort kapakta kireçleme oluyor. Ve bu aort kapakta ciddi darlıklara sebep olabiliyor. Bu da şu anda belki de ileri gelişmiş toplumlarda ciddi bir sağlık problemi. Bu aort darlığı, kalsifik aort darlığı diyoruz. Bu kapağın kireçlemesi ve darlık oluşması özellikle bizim yaş ilerledikçe 80'li 90'lı yaşlara kadar artık yaş uzadı. Özellikle bu yaşlarda sık oranda görüyoruz. Sebepleri neler peki? Etkenleri nelerdir hocam? Çok bir sebebi yok. Belirli bir sebebi yok. Yine işte ateroskleroz dediğimiz yani damar sertlikleri bunlar da biraz etkili olabiliyor. Bazen bu kalsiyum metabolizması bozuk kişilerde paratiroid hormonla ilgili sıkıntısı olan, tiroid hormonlarla ilgili sıkıntısı olan kişilerde bazen olabiliyor. Ama genelde çok bir sebebi yok. Daha çok yaşa bağlı dejenerasyon. Yani dejenerasyon dediğimiz işte yıpranma diyelim. Yani yaş ilerledikçe etken diyebilir yok, misin? Yok, yok. Yaşla ilgili. Yani stresin öyle kanıtlanmış bir etkisi yok. Ama stres her şeye zararlı tabii. Evet. O ayrı bir konu ama yani kalp kapağındaki bu kireçlemenin özel bir çok bir sebebi yok. Yani daha çok yaşla ilgili bir problem diyebiliriz. Ne oluyor bunda da? Kapak tamamen özellikle aort kapak kireçleniyor, yapışıyor, hareket edemiyor, açılamıyor. Açılamayınca da orada darlık yaratıyor. Ve bu da ciddi bir sağlık problemi yaratabiliyor. Biz bunu işte ameliyatla işte değiştiriyoruz. Ya da işte son yıllarda TAVI dediğimiz bir yöntem geliştirdik. Kateter gibi kasıktan girerek o kapağı hiç ameliyat etmeden değiştirme yöntemleri gelişiyor. Dünya bu konuda çok uğraşıyor. Çünkü yaşlı nüfus gittikçe arttı ve bu yaşlandıkça bu aort darlığı dediğimiz bu yaşlığa bari gelişen kasif aort darlığı çok sık gözükmeye başladı ve ciddi bir problemdir. Yani muhakkak 80 yaşına da olsa, 90 yaşına da olsa bunu düzeltmek istiyoruz. Bu çünkü kalbi çok yoruyor ve ani ölümlere de sebep olabiliyor. O yüzden bu dediğimiz TAVI yöntemi, bu kateter yöntemi üzerinde çok duruluyor. Özellikle gelişmiş ülkeler bu konuda çok ciddi yatırımlar yapıyor, çok paralar harcıyor bu orayı gelişsin diye. Şu anda da bayağı bir yapılmaya başladı. Türkiye'mizde de yapılıyor bu yöntem. Yani kabaca kapak hastalıkları deyince aklımıza gelenler bunlar. Biz ameliyatlarda neler yapıyoruz? Şimdi kapakları ya böyle çok kireçlemiş, çok yapışmış, böyle tamir olamayacak gibiyse kapakları değiştiriyoruz. Evet. Ne yapıyoruz? Kapağı söküyoruz. Yerine yeni kapak koyuyoruz. Ya da bazen değiştirmiyoruz. Tamir yöntemleri. Özellikle mitral kapakta, tüksüz kapakta çok sık tamir yöntemleri var. Aort kapakta da bazen yapılabiliyor. Büküsbüt aortlarda bazen hani üç yapraklı değil, iki yapraklı olanlarda onlarda bazen tamirler yapılabiliyor. Yani biz tabii tamir yapmayı birinci hedefimiz tamir yapmak. Kapağı çok değiştirmek istemiyoruz. Zor kalmadıkça. Çünkü kapağı değiştirmek yani tam bir hastalık gidiyor ama yeni bir hastalık geliyor. Çünkü kapaklar şu anda çok hala optimum yani en uygun kapak hala yok. Yani yapılan kapaklar
işte mekanik kapaklar, biyolojik kapaklar. Yani homograf dediğimiz kapaklar falan bazen kullanabiliyor muyum? O da homografi kullanmak yani insandan alınan bir dokuyu, kadavradan alınan bir şey bulmak çok zor zaten günümüzde. Ya, çok organ pratik nakli olarak, geliyor. Organ nakli gibi. O zaten çok pratik değil. Onun için kapakları değiştirdiğimiz zaman da bazı problemlerle karşılaşıyoruz. Olay tamamen bitmiyor. Onun için genelde tamir etme yöntemlerine başvuruyoruz. Özellikle mitral kapakta prolapsus dediğimiz dejeneratif kapak hastalıklarında mitral kapakta genelde tamir yapıyoruz. İşte kalbe korda dediğimiz korda yapabiliyoruz. Ring dediğimiz yöntemler yapabiliyoruz. Anüloplasti dediğimiz yöntemler yapıyoruz. Oldukça değişik yöntemler var. Kapağı bu şekilde tamir etmeye çalışıyoruz. Eğer başarılı tamir yapılırsa, başarılı olur ise uzun dönem sonuçları çok daha iyi. Normal diğer kapaklara göre. Yani hastanın kişinin sorun yaşama ihtimalleri daha düşük. Evet. Ama onda da eğer iyi yapamazsan ileriki yıllarda bu da sıkıntı yaratabiliyor. Tekrar ameliyat gerekebiliyor. Tekrar kapağı değiştirmeniz gerekebiliyor. Onun için bu konuda bayağı tecrübeli olmak lazım. Çok yapmak lazım ve ameliyathane koşullarında iyi olması lazım. Kapakları değiştirdiğim zaman dedik genelde işte genel olarak şu anda hani homografileri dışarı tutarsak mekanik kapak dediğimiz mekanik kapaklar ve bir de biyolojik kapak dediğimiz kapaklar var. Evet. İki ayrı kapağımız var. Genelde iki ayrı kapak var. Şimdi biyolojik kapakları genelde yaşlı kişilere takıyoruz. Böyle 65-70 yaşın üzerindeki kişilere tercih ediyoruz. Sebebi de biyolojik kapaklar yıpranabiliyor ileride. Sonuçta o da biyolojik bir kapak. Biyolojik kapakları da nerelerden alıyoruz? Ya domuzun yaprak kapak, kar kapakçığından alabiliyoruz ya da sığır perikard dediğimiz perikardın kalbin zarından yapabiliyoruz. Bunları yaptığımız zaman bunlar da sonuçta biyolojik dokular olduğu için yıllar içerisinde, 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde tekrar dejenerasyona uğruyorlar. Ve tekrar problemler başlayabiliyor ve tekrar değiştirmek gerekebiliyor. Onun için genelde böyle yaşlı hastalarda, çünkü yaşlı hastalarda dejenerasyon ihtimali de biraz az. Onun için genelde böyle 70 yaşın üzerinde çok rahat biyolojik kapak takıyoruz. 65 yaşın üzerinde takanlar var. Bazı gruplar 60 yaşın üzerinde takanlar var. O kliniğe göre değişiyor. Ama genelde yani gençlere çok takmıyoruz. Gençlere de bazen bazı özel durumlarda takabiliyoruz. O da nelerde? Genç bayanlarda takmamız bazen takıyoruz. O da işte doğum yapsın, çocuk yapsın gibisinden. Çünkü mekanik kapaklar taktığımız zaman gençlere genelde mekanik kapak tercih ediyoruz. Mekanik kapak taktığımız zaman da mekanik kapaklar tamam ömür boyu kolay kolay bir problem yaratmıyor. Yani dejenere olmuyor ama o sonuçta metal bir yüzey olduğu için vücut orayı pıhtılaştırmaya çalışıyor. Pıhtı hücreleri oraya hücum edebiliyor ve pıhtılaşabiliyor. Pıhtılaştığı zaman da ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor. Hem kapak fonksiyonları bozuluyor ya da orada pıhtılar kopup gidip felçlere sebep olabiliyor. Onun için bu olmasın diye böyle varfarin dediğimiz çok etkili bir kan sulandırıcı var. Kumadin diye geçiyor. Halbuki bizim Türkiye'de piyasa adı. Onu başlıyoruz. O da son derece zor bir ilaç. Ayarlaması son derece zor. Kişiden kişiye göre değişiyor. Kişinin metabolizmasına göre kullanım şekli değişiyor. Kimisine çeyrek veriyoruz. Kimisine iki tane, üç tane veriyoruz. Son derece değişken bir ilaç. Yediğin ilaçlar, yemeklerden etkilenebiliyor. Yediğin ilaçlardan etkilenebiliyor. Yediğin yemeklerden etkilenebiliyor. Ve işte az kullanırsan işe yaramıyor, pıhtı oturabiliyor. Çok kullanırsan, çok gelirse işte kanamalara, ciddi kanamalara sebep oluyor. Beyin kanamalarıydı, diğer organlarda kanamalardı, ölümcül mide kanamalarıydı, ölümcül kanamalarda sebep olabiliyor. Onun için yani çok masum bir ilaç değil. Çok hastanın, bunu kumadini kullanan kişinin çok iyi doktoruyla ilişkide olması lazım. İşte aylık, bazen ilk başlarda iki haftada bir, daha sonra ayda bir muhakkak kan tahlilleriyle bu ilacın etkinliğini iğneyle test ettiğimiz bir testle araştırıyoruz. Ve ona çok yakın ilişki kurmak lazım. Mesela sosyal durumu çok iyi değil. Eğer gitti köye kapağı taktı, yine ilacı kullandı, kullanmadı. Eğer dikkat etmediyse ciddi hayati sonuçlar doğurabiliyor.